Evet, şimdi lige kötü bir başlangıç yaptık. Hem İzmir'deki oynadığımız oyun, ikinci devrenin başında yine bir fark oluşmuştu. Bugün geri gelebildik ama maçı alamadık. Şöyle bir sıkıntımız var tabii. Çok önemli iki tane şutörümüz var. Yani zaten gözüken takımın en iyi şutörleri. Christoph Walters geçen sene çok katkıda bulundu. Bir de Michael Jenkins. İkisi de yok. Bugün de 13'te 2 üçlükle başladık. Yani o da çok düşük bir yüzde. İkilikler ve üçlükler yüzdeme çok düşüktü. Biraz da maç eksikliğinin, yani ilk hafta maç yapmamanın, ondan sonra da 15 gün aradan sonra İzmir Karşıyaka'da bir maç, bir ritim bulmamamızı, ritim bulmadığımızı gösterdi. Bir ritim bulmamız gerekiyor. O yüzden işte şimdi Avrupa Kupası'da başlıyor, maç sayısı arttıkça daha iyiye gideceğimize inanıyorum ama tabii ki evimizde kaybetmek üzücü. Yani Beşiktaş da ligde kötü gidiyorlardı ama onlar Avrupa Kupası'na başladılar. İki tane de Avrupa Kupası'na maç oynadılar. Onlar biraz daha hazır hale gelmeye başladılar. Bizim de ritim bulmamız gerekiyor. İşte sakatların iyileşmesi gerekiyor. Biraz Valters'i uzun sürecek. Onun yerine bir oyuncu aldı. Yani iki aylık aldık ama çok genç ve tecrübesiz bir çocuk. Onun da çok fazla zaten süre alması beklenmiyor. Ama Cenkins'in mutlaka takıma katılması lazım. Yani bize çünkü geçen sene de en önemli sıkıntılı anlarda skor gücümüzü Valters, Christoph Walters çekiyordu. Cenkins'i de bu takımın skor yükünü taşıyacak diye aldık ama bugün o sıkıntı bizi iyice hırpaladı. Yani belirli bir skoru mutlaka bulmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalarda işte önümüzde bir çarşamba günü çok ilk Avrupa Kupası'na başlıyoruz. Ondan sonra iki maç temposuna başlıyoruz. O bizi ritme sokacak. Onu tebrik ediyorum. Yani evimizde kaybettik onlara karşı. Maçın genelini onlar kontrol etti ve maçın ilk devresini 6-0 geride bitirdikten sonra ikinci yarı farkı 17'ye kadar çıkardılar. Sonrasında biz geri gelmeye çalıştık ve bunu bir şekilde başardık ama bu periyot içinde de çok fazla efor sarf ettiğimiz için maç sonuna diri kalamadık ve maçı kaybettik. Umarım Kumanova maçıyla beraber hem lige hem de Avrupa Kupası'na yeni bir başlangıç yapıp istediğimiz hedeflere ulaşmak için galibiyetleri almaya başlarız. Teşekkür ederim. Good team. Telekom'a karşı tough, yani sıkı bir, zor bir maç oynadık. Bizim için zor bir maçtı. It's always extremely difficult to win in this league. Not only at home, but especially on the road. Hem kendi sahanda hem de böyle deplasmanda bu ligde kazanmak çok kolay bir şey değil. Zor, çok zor bir maçtı. So, of course we are very satisfied that we could steal this game. For us. Ya maçı kazandığımız için şu an çok çok memnun hissediyorum. Kendimizi çok memnun hissediyoruz maçı kazandığımız için. You could see that there are two teams which are like in the early stage of the season. İki takımın da şu anda sezonun daha başında olduğunu görebiliyoruz açıkça. Some great plays followed by some probably unexpectedly not so good plays. Bazen bu da maça iyi oynadığın bölümler, bazen de iyi oynayamadığın bölümler olarak yansıyor. Our team goal is to grow together as a team, be more consistent and by this way also bring our level of play to an even better level. Bizim burada her günkü amacımız daha iyi bir, daha yukarı bir seviyeye ulaşmak için takım olarak beraber büyüyüp bu büyümenin de devamlılığını sağlamak olacaktır.